Çok şükür. İnşallah sonunda getireceğiz. Ya hocam gerçekten yani itiraf edeyim. Yüksek lisansta da böyleydi. Bir tek sizin karşınızda çok heyecanlanırdım. Bence o heyecanı buradaki ekipmanlar hissetti. İyi ki varsınız hocam. İyi ki kabul ettiniz. Teşekkür ederim dahil olduğunuz için çalışmaya öncelikle. Ben çok mutlu oldum. Çok teşekkürler. Bugün odaklanmayı konuşacağız ve hocam müsaadeniz olursa bugün bu vakitte izleyemeyenler için yayını kayıt altına almak isterim ve bu 72. yayın, hedefim 150 yayın yapmak. Ben bu yayını unutmayacağım. Yani belki bir odaklanmanın örneği mi olacak? İnatla bağlandık sonunda. Evet. Bu da bir odaklanma ve sebat etme, süreklilik yani. Evet hocam. Ben çok uzatmadan size bırakmak istiyorum. Odaklanma nedir? Dikkat nedir? Şimdi odaklanma dikkatin içinde bir parça aslında. Dikkat dediğimizde biz üç unsur var dikkatin temelinde. Odaklanma, seçici dikkat ve dikkatte devamlılık, sebat etme. Biz biraz önce inatla sebat ettik, sonunda azmettik ve başardık. Odaklanma belli bir konu üzerine konsantre olmak ve o arada diğer bileşenler, dikkati dağıtabilecek şeyleri de devre dışı bırakmaktır. İkinci komponenti dikkatin seçici dikkattir. Belli bir konuyu, diyelim ki hani orkestrada kemanı dinlemek ya da flütü dinlemek gibi seçip öteki dikkati çeldirecek yine uyaranlar vardır. Onları da engelleyebilme direnci, direnebilme gücüdür dikkati. Dikkatin devamlılığı da sürdürülebilir biçimde aynı kalitede dikkatin devam etmesidir. Aslında dikkat hani planlama, dikkat, ardıllık ve eş zamanlılık, bunlar da öğrenmenin komponentleridir. Öğrenme bu şekilde ortaya çıkar. Anca böyle öğrenebiliriz. Peki hocam bu pandemi sürecinde hayatımıza ekranlar girdi. Her odada işte biri bir ekran karşısında işte ne bileyim toplantısını yapıyor, çalışıyor, ödevini yapıyor, dersini dinliyor. Bu hayatımıza bu kadar hızlı ve fazlaca giren ekranlar bizlerin odaklanma ve dikkatini nasıl etkiledi? Buna kendim de dahil olmak üzere bütün danışanlarda aynı şeyi görüyorum. Belli bir konuya odaklanabilme becerisinde, artı sürdürebilme becerisinde, sebat edebilme, sürdürme becerisinde hep zorlanıyorlar. Şimdi bu neden oluyor? Mesela öğrencilerden bu şikayet geliyor. Şimdi ben bir psikiyatr olarak hem yetişkin hem çocuk hasta görüyorum, biliyorsun iki ayrı ihtisasım da var. Yetişkin hastalarımda da diyelim ki bir bankacı aynı şeyi söylüyor. Ya da dikkat eksikliği olarak gelmeyen herhangi bir danışanım da aynı şeyi söylüyor. Dikkat eksikliği olan çocuklarımsa zaten hepsi şey, perişan durumdalar. Sebep şundan, şimdi ev ortamında aslında etrafta pek çok dikkatimizi dağıtacak çeldirici var. Yani yaptığımız banyo, yediğimiz yemek, bulunduğumuz odadaki kullandığımız eşyalar, bir gün önceki yaptığımız, yaşadığımız yaşantımızdan izler vesaire dikkatimizi dağıtıyor. Halbuki bir öğrencinin sınıf ortamında sağına baksa öğretmeni dinleyen ya da yazan birisi var, soluna baksa öğretmeni dinleyen yazan birisi var. En fazla birbiriyle konuşan, fısıldaşan iki tane çocuk var. Sonuçta ne yaparsa yapsın orası bir okul ve sınıf ortamı. Orada dikkati çeldiriciler eve göre çok 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 daha az. Biz dikkat eksikliği olanlarda bu çeldiricilerle uğraşırken, şimdi ortalama normal çocuklar bile evin içerisinde mesela yatağa yattığı yerde diyelim ki orada da haz giriyor. Hani biraz daha yatayım. Az önce annem beni uykudan kaldırdı. Azıcık uyusam ne olur? Ekran görüntüsünü kaydederim, sonra dinlerim diyenler mi istersin? Hani yatıp uyuyanlar, orada öğretmen bir ders anlatıyor, çocuk yatağın içerisinde. Tabii ki odaklanabilme, hani seçici dikkat, sürdürebilme vesaire, bunların hiçbirisi olması gerektiği kalitede ve nitelikte olmuyor. O yüzdendir ki gerek yetişkin hastam,
hani bankacı örneği vermiştim. Gerekse çocuk hasta, dikkat eksikliği sorunu yaşamayanlar bile dikkat sorunu yaşamaya başladılar. Ben de normalde online terapiler tabii ki yapıyordum. Yani şu son 10 senedir, belki daha da eskiden beri, çünkü tek tük yaptığım şeylerdi. Sonra giderek artmaya başlamıştı online görüşmeler bizde. O da daha çok il dışında ya da ülke dışında olan hastaların ben online görüyordum. İlin içinde olan hastalarla yüz yüze görüşmeyi tercih ediyordum. Yüz yüze görüştüğümde benim de hastaya odaklanmam daha nitelikli oluyordu. Evde diyorum ya, evin içindeki yaşanmışlık, hani sizden önceki ya da sizden sonraki yapacağım şeyler bile aklımda. Bunlar da benim odaklanmamı bozan şeyler oluyor. Ki benim bir herhangi bir dikkat problemim yok. O yüzden de bu tür yakınmaları olan insanları çok iyi anlıyorum. Çünkü ev ortamı, online görüşmeler, dikkatin çok daha kolay dağılmasına hazır ortamlar, kültür ortamı gibi. Peki hocam, başarının ön koşulu için odaklanma diyebilir miyiz? Tabii ki. Az önce söylediğim başarı aslında öğrenmeyle eş zamanlı olarak şey yapmak lazım. Yani öğreneceksin ki bir şeyi, arkasından başarı gelecek. Öğrenmenin komponentleri olarak biz planlama, dikkat, ardıllık ve eş zamanlılıktan söz ediyoruz. Bunların üçünün de nitelikli biçimde olması gerekir. Kişiler bunları ne kadar yapabilir, ne kadar bunları düzgün yerine getirebilirse, öğrenme ve buna bağlı olarak da başarı artacaktır. Peki hocam, bu noktada tavsiyeleriniz olur mu? Yani bizler odaklanma becerilerimizi nasıl artıracağız? Ya da ebeveynler çocuklarının odaklanma becerilerini nasıl artıracak? Aslında orada çok daha köküne inerek, ben de bu pandemi sürecinde çok fazla bu konu üzerinde hastalardan aldığım geri bildirimler nedeniyle uğraşmaya başladım. Kaldı ki dikkat eksikliği benim iki özel ilgi alanımdan bir tanesini oluşturur ve ben özellikle ADHD çocuklar ve dislektik çocuklarla uğraşırım. İki temel alanımdan birisidir. Bunları pandemide fark ettim ben. Mesela yeni doğan bebeklerde yaptığımız bazı yanlış uygulamalar dikkat eksikliğini oluşturan çok temel unsurlar oluyor. Dikkat de öğrenilen bir şey aslında. Yani bebeklik döneminden başlıyor. Hani biz hep söylerdik işte çok fazla ekran karşısında oturmasın çocuklarınız. Çünkü kısa kesik kesik ışık, o televizyondan gelen ekran görüntüsü, yani cep telefonundaki de, televizyon ekranında da, bilgisayar, notebook, iPad neyse işte ekranında da, tablette de aynı şey oluyor. Kısa kesik kesik ışık aslında beyne kesik kesik uyaran gidiyor. EEG çekerken biz bunu beynin o normal çalışma düzenini bozan bir şeyi bir olarak kullanıyoruz. Ve fotik stimülasyon dediğimiz bu kısa kesik kesik ışığı göndererek beynin çalışma ritim ve temposunu bozuyoruz. Eğer böyle bir hassasiyeti varsa kişinin, diyelim ki çok daha kolay epileptik deşarjlar ortaya çıkıyor. Yani normalde kompanse etmiş gidiyorken kısa kesik kesik ışıkta çalışma ritmi bozuluyor. Epileptik bir nöbet geçiriyor hasta. O bizim sayemizde, bizim elimizle, doktor eliyle, ya iatrojenik diyoruz biz ona, çok Latince kelime kullanmak istemiyorum. Hani yapay olarak biz onu ortaya çıkartmış oluruz iatrojenik olarak. Şimdi aynı şekilde sürekli bu uyarıma maruz kalmak, saatlerce tablette, bir telefonda ya da ekran karşısında olmak bozuyordu. Bunu zaten biliyorduk. Hatta şöyle bir şey de okumuştum ben bu senenin başlarında. Fransa'da bu nedenle 20 yaşına kadar çocukların, hani üniversiteye gelene kadar neredeyse, cep telefonu kullanmaları ile ilgili, hele de okullarda çok ciddi yasal kısıtlamalar getirmişler. Keşke Türkiye'de de böyle şeyler olsa okullarda ve evlerde aynı şekilde. Biz çocuklara bunları veriyoruz. İşte şu, bunlar bizim yanlış yaptığımız şeyler, vermeyelim ellerine, dikkatini bozuyor gibi sözler ediyorduk. Şimdi yeni doğan bebekten söz ederken aslında bebeklerin çabuk canı sıkılmak gibi bir özelliği yok. Bir bebek
saatlerce bir motife, bir resme, bir şekle odaklanıp, hani 0-2 yaştan söz ediyorum. Onunla oyalanabiliyor ve dikkatini devam ettirebiliyor. Bu da böyle öğrenilen bir şey. Yani belli bir konu üzerine odaklanmak diyoruz. Bebekler çok kolay alışkanlık kazanıyorlar. Biz bir yetişkinin marifetiyle ya da bir nesnenin marifetiyle çocuğu eğlendirmeye başlıyoruz. Bu bir yanlış uygulamaymış. Ben bunu bu şekilde düşünmüyordum. Aslında en çok söylediğim şeylerden birisidir. 0-6 yaş beynin gelişiminde çok hızlı ilerleyen bir dönemdir. Çocuğa uyaran, ne kadar çok uyaran, o kadar sinaptik bağlantı sağlayacak, o kadar pratik ve pragmatik zeka. Şunu göz ardı ediyormuşum ya da gözden kaçırıyormuşum. Çok uyaran vermek demek, rastgele abur cubur uyaran vermek demek değil. Basitleştirilmiş, sadeleştirilmiş şeylerden söz ediyormuş meyerse. Ben bunu atlamışım. Ben kendim de bunu fark ettim. Şimdi çocuk doğal olarak çevreyi keşfetmek istiyor. Eline aldığı herhangi bir nesneyle bazen uzun bir süre bununla oyalanabiliyor. Ağzına götürüyor, atıyor, oynuyor, yuvarlıyor, yalıyor. Birçok şekilde onunla uzun uzun vakit geçiriyor. Ama biz yetişkinler ne yapıyoruz? Araya sesli bir uyaranla, ışıklı, müzikli bir oyuncakla çocuğun dikkatini başka bir konuya çekiyoruz. Veya şunu yapıyoruz. Mesela ortak odaklanma. Diyelim ki çocuğun altını değiştirirken anne ya da yemek yedirirken anne televizyonu açıyor. Orada bir çizgi film açıyor. Ya da ışıklı müzikli bir oyuncak koyuyor. Bunlar çok masum şeyler gibi geliyor. Çocuğun dikkati o zaman öbür tarafa kayıyor. Halbuki odaklanmış ortak dikkati olması gerekiyor. Bu yemek veya at değiştirme, o her neyse. Ve burada senkron bir şey yapmak, konuşmak, dokunmak ve bu konu üzerinde hani odaklanmış dikkatin kalitesini artırmaktan yani çocuğu o aşırı renkli, aşırı sesli ve hızla değişen bir şeylere yöneltiyoruz. O müzikli oyuncaklar ya da televizyon ekranıyla. Şimdi televizyon ekranında ne var? Sesler değişiyor, görüntüler değişiyor ve oradaki seslerin, görüntülerin, eylemin değişme hızı doğal hayatta yok. Doğal hayatta öyle anında hop sahneler değişmiyor. Ya da o kadar canlı ve parlak renkler de yok. Sesler de öyle değişmiyor. O yüzden daha doğal olanı öneriyor çalışmacılar. Biz çocuğun hani odaklanmış dikkatini odaklamasını ve sürdürmesini aslında biz bozuyoruz 2 yaşa kadar. Bu yaptığımız yanlış uyaranlarla. Hocam peki bu noktada yaptığımız hocam Bir kesinti geliyor oluyor gibi oldu ama bilemedim ne oldu. Kesildi mi, kesilmedi mi? yok kesilmediniz hocam buradasınız. Ha, Hocam güzel, peki peki. bu hani anne babanın bu tavrı işte o çocuğu yemek yedirirken ya da altını değiştirirken o ekrana maruz bırakması bu noktada acaba o çocuğun dikkat ve odaklanma becerilerinde bir eksiklik oluşturuyor ve bu da bir dikkat eksikliği hiperaktivite problemine neden olabiliyor mu ilerleyen Evet. dönemlerde? Evet, tam olarak bunu söylüyorum zaten. Özellikle 0-2 yaşta çocuklara asla televizyon ve bilgisayar, yani ekran yok. Onu Evet. yasaklıyorlar 2 yaşa kadar. O Çünkü doğru. buna maruz kalan çocukların özellikle dikkat sürelerinin ve odaklanma becerilerinin gerilediği saptanmış. Yani özellikle yaşamın ilk 2 yılında televizyon ve ekrana maruz kalan çocuklarda bu çalışmalar yapılmış. Dikkat ve odaklanma becerileri bozulduğu gösterilmiş. O nedenle 2 yaşa kadar bunların yerine daha doğal çocuğun, mesela küçük bir çocuk diyor, bir yastıkta ya da bir işte ne bileyim koltukta, bir peçetedeki bir motife bakarak uzun bir süre o motifi inceleyebilir, izleyebilir. Az önce söylediğim gibi onu tanımak, anlamak, algılamak adına ağzına götürür, atar, tutar, koyar vesaire. Ama uzun bir süre o dikkatini devam ettirebilir. Biz onun yerine işte müzikli bir oyuncak getirip koyuyoruz ortaya. Çocuğun dikkatini olduğu gibi bozuyoruz. Halbuki odaklanabilme becerisinin geliştirilmesi gerekiyor.
Yani odaklanıp aynı kalitede sürdürme becerisinin öğrenilmesine izin vermiyoruz. Daha sinir sistemi gelişirken. Evet. 14 gerçi 14-15 aylık çocuklarda şunu gördüğüm oluyor hocam. Telefon eline aldığında bir sürü uygulamanın içerisinden bir video izleme platformunu açtığını ve sonra orada işte kendince bir şey seçip o videoyu izlemek istiyor ve bunu açabiliyor ve o arada bir reklam gelirse de reklamı atla butonuna basmayı biliyor çocuk. Yani bunu kendi gözümle yakın zamanda da görmüştüm. 14-15 aylık. Evet. Yani 1,5 yaş Şimdi bebeği. burada şimdi bir de anneler bunu işte hani benim çocuğum çok zeki diye getiriyor. Halbuki bunu yapmak çok da zeka gerektiren bir şey değildir. Biliyorsunuz kedilerin bile patileriyle istediği çizgi filmi açabildiği gösterildi. Yani Evet. bu tür videolar gelmiştir eminim sosyal medyada. Yani kedi bile istediği o işte balıklı videoyu alıyor, bilgisayarı açıyor, oradan YouTube'a giriyor, oradan istediği videoyu açıp onu izleyebiliyor, oradaki balığı kovalıyor. Yani bunun için bu bir zeka belirtisi değil. Hatta mental retardı yani zeka özürlü bir çocuğun bilgisayar ekranında işte o video kanallarını açmasını bir zeka pırıltısı olarak getirip İşte ama bunu da yapıyor. Halbuki bunlar şartlanma yoluyla öğrenilen şeylerdir. Bu bilişsel işlem gerektirmiyor. Yani farklı şeylerden söz ediyoruz. Bunu kediler de yapıyor. O zaman çok üstün zekalı kedilerimiz var etrafta. Kedi bile açabiliyor. Ya da zihinsel olarak geriliği kanıtlanmış özel eğitime giden bir çocuğun video izlemesiyle birden zekasının değiştiğini mi varsayalım? Hayır değil. Kognitif beceriler farklı bir şey. O yüzden ikisi aynı şey değil. Evet, bir diğer sorum hocam, odaklanmayı olumlu ve olumsuz etkileyen faktörler neler? Şimdi odaklanma dikkatin de türüne göre hani işitsel dikkat, dokunsal dikkat, görsel dikkat ona göre sadeleştirilmiş bir ortam olmasını öneriyor bilim şimdi. Yani bu 2 yaştaki çocuk için de böyle, okul öncesi çağı çocuklar için de öyle. Mesela diyelim ki okul öncesi çağına gelmiş çocuğa aynı anda 2 maksimum 3 çeşit oyuncağı aynı anda vermekten söz ediyor. Mesela oyun parkında oynayan bir çocuk düşün. Onun yanına annesi bütün oyuncaklarını atıyor, gidiyor temizlik yapıyor ya da yemek pişiriyor. Çocuk oyun parkında. Hayır, bu yanlış. Odaklanmanın ve dikkatin sürdürülmesi için bu olumsuz bir ortam. O yüzden 2 veya 3 çeşit oyuncak olması ve çocuğun onun da oynamasını teşvik edilmesinden söz ediyor. Hani bebeklikte bu, okul çağından önce bu, okul çağında da yine aynı şekilde. Hani olabildiğince nasıl televizyon okur yazarlığından söz ediyoruz. O oyunlarda da bu bilgisayardaki oyun, cep telefonundaki oyun. Onlarda da tıpkı televizyon okur yazarlığı gibi çocuğun kendi seçiciliğine bırakmaktan söz ediyor. Yani şimdi bunu yapmalıyım, bunu yapmamalıyım. Sonra bunu yap, yani şimdi ders çalışmalıyım, oyun oynamamalıyım. Sonra da diyelim ki şimdi oyun oynamalıyım, uyku zamanı değil. Şimdi uykum geldi, uyku zamanı ya da saat geldi, şimdi uyumalıyım. Çocuğun bunları programlaması ve o programları sürdürmeye teşvik edilmesi gerekiyor. Yani bir konuyu seçmesi ve o konunun üzerinde sebat etmesi de tıpkı dişini fırçalamak gibi çocuğumuza öğreteceğimiz bir şey. Biz de abur cubur oyuncakları, abur cubur uyaranları, telefon olmadı tablet. Hele o tabletlerin, telefonların kullanılışı o kadar istismar edilen bir konu ki. Mesela diyor ki anne, uyduruyorum veya baba, hani şuraya bir yemeğe geldik ya da şurada bütün gün çalıştım, çok yorgunum, bir azıcık oturayım dedim, bir başımı dinleyeyim dedim. Al eline şu telefonu, hani biraz beni rahat bırak. Çocuk orada oyun oynuyor. Yahut kendi şeyinde, kliniğimde gördüğüm şey, annenin yanında çocuk, anne çocuğunu
koltukta oturmayı öğretemediği için, yani çocuk orada muayeneye geldiğini bildiği halde muayeneyle ilgili kaygısı var. Dışarı çıkmayı reddediyor. Hayır, orada odada ne olup bitiyor onu görmek istiyor. Dışarı çık çocuğum, çıkmayacağım işte. Ondan sonra peki bize izin ver konuşalım. İzin vermeyeceğim çünkü kaygılı, hakkında konuşuluyor. Bu öğretilmediği için orada oturarak kendini oyalayabilme becerisi, çocuğun eline anne o zaman hemencecik al bari şu telefonu da ben de doktor hanımla konuşayım. Sonra bu davranışın üzerinde konuşuyoruz biz annelerle. Bu yaptığınız hani çok masum bir şey. Çok teşekkür ederim. Benimle görüşmeyi önemsediğinizi gösteriyor bu. Ben de aynı şekilde önemsiyorum. Fakat bu işte hani bu stil çocuk için aslında başta zararlı olan şey. Şimdi artık ailelere ben bunları anlatmaya başladım. Yani çocuğa odaklanmayı ve odaklanmayı sürdürmesini evde anne baba stilleriyle, tarzlarıyla çocuğa öğretmeleri gerekiyor. Onların bunu yapabilmeleri lazım. Yine çocuğun burada kendini yönetebilmesi, kendini durdurabilmesi, söz gelimi mesela şimdi yemek yiyeceğim, oyun oynamayacağım, şimdi ders çalışacağım, oyun oynamayacağım, yahut şimdi uyuyacağım, ders çalışmayacağım gibi yapacağı işleri bir sıraya koyması ve bunları sırayla yapabilmesi. Üstelik de ben yapıyorum, kontrol benim elimde. Hani güç bende, himen vardı ya bir çizgi roman bir zamanlar. Onun gibi yani kontrol benim elimde. Beni bir başkası yönetmiyor. Ben bir başkasının güdümünde değilim. Bunu ben kendim yapıyorum ve başarıyorum. Bu tarafın desteklenmesi, geri bildirimlerle ödüllendirilmesi, ödül deyince nedense hep parayla alınan bir oyuncak geliyor insanların. Hayır, yani burada çok da güzel yapıyorsun, ne güzel de başarıyorsun gibi bir söz de bir ödüldür. Seninle gurur duyuyorum da bir ödüldür. Biliyor musunuz geçen gün bana bir yetişkin hastam bu bir şirkette orta arası yönetici bir hanım. 30'lu yaşlarda, henüz 40'ına gelmemiş. Bir iş değişikliği olacak. Bununla ilgili kendini ifade etme becerisinden, biz ona duygu düşünce dışa vurumu, duygu düşünce ekspresyon diyoruz. Bunu yapamıyordu. Bununla ilgili kendi yöneticisiyle bir şey yaptı, görüşme yaptı ve iş değişikliğine gitti. Çok da güzel yaptı. Ben de ona bu yaptığın şeyle kendini yönettin, öfkeni yönettin, duygunu yönettin ve kendini çok güzel ifade ettin. Bak kazandın da. Seninle gurur duyuyorum dedim. Bu şeyin hanımefendinin bana bir sonraki seansta söylediği şey dedi ki 15 günde bir görüyorum artık ben onu haftalık seanslar halindeydi. 15 gündür bunu düşünüyorum. Bana hayatımda ilk defa seninle gurur duyuyorum dediniz. Biliyorum annem babam benimle gurur duyuyorlar ama hiç bunu bugüne kadar kimse bana söylememişti. Ben çok sevindirik oldum sizden sonra. Eve kadar havalarda uçarak gittim. Yani 30 küsür yaşında yönetici bir hanımefendinin kalkıp da hani bu sözden dolayı havalara uçması, 15 gün boyunca bunu düşünmesi. Hani bu sözü söylemek, hani bundan kaçınıyoruz. İşte bu bir ödüldür. Hani annenin, babanın, çocuğuna işte ne güzel ders çalıştın, ne güzel oyun oynadın, şimdi de ne güzel yatağına gidiyorsun ve bunu çok güzel planladın, programladın. Senin bu yaptığını gerçekten gurur duyuyorum. Sen bunu çok güzel başardın, harikasın, aferin sana demesi bence bu en büyük ödüllerden bir tanesi. Hani biz ödül deyince hep başka şeylere kayıyoruz. Hayır, hani bunu duymamış işte 30 küsür yaşlarındaki bir genç kadından söz ediyoruz ki bu sözden sonra havalara uçmuş. Siz ödülden bahsedince bir psikiyatrist olarak ve çocuk da çalışıyorsunuz. Fikrinizi merak ediyorum. Son zamanlarda sıkça da duyuyoruz ya çocuk eğitiminde cezasız. Hatta bugün sizden sonraki yayınımızın bir parça konusu da bu. Bu noktadaki düşünceleriniz ve fikirleriniz nedir? Merak ediyorum. Çocuk eğitiminde cezasız
bir yaklaşım var mıdır, nasıldır, tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi cezadan kasıt eğer çocuk istismarıysa, duygusal, fiziksel vesaire istismarsa tabii ki bu ceza, yani böyle bir ceza olmamalı. Ama ödül ve ceza sisteminden söz edersek doğduğu günden itibaren bir çocuğun yaşamında ödül ceza sisteminin olması gerekir. Çünkü öğrenmenin yolu pekiştirme, ödüllendirme ile. Mesela hayvan deneyleri vardır. İşte oradaki işte zil çaldı bilmem bir buğday tanesi düştü, kuş da gitti güvercin onu aldı yedi. Yahut maymun deneyleri, köpek deneyleri vesaire. Öğrenmenin bir şeyi, hani istendik bir davranışı pekiştirmenin yolu o davranışı ödüllendirmek. İstenmedik bir şey yapıldığı zaman da hani olumsuz bir tanımlamayla, yani bir cezalandırmayla bunun geri bildiriminin alınması. Yani ödül de bir geri bildirimdir, ceza da bir geri bildirimdir. Her iki geri bildirimin de bunların içinden seçiciliğin olması yoluyla bir istendik davranışın yerleşmesi ve pekişmesi hedeflenir. Eğitimin içerisinde var olan bir şeydir. Ama cezasız eğitim, bu bence çok eksik ve çok yanıltıcı, sahte bir şey. Hani cezadan kasıt istismarsa eğer, çocuğu duygusal istismar etmek, fiziksel istismar etmek gibi bir şeyse, ki bazı okullarda, kreşlerde öyle cezalar duyuyoruz ki ona biz en önce karşı çıkıyoruz. Ama öğrenmenin yolu, bir davranışı pekiştirmenin yolu o geri bildirimlerden, olumlu ya da olumsuz geri bildirimden geçer. O geri bildirimin adı olumluysa ödül, olumsuzsa cezadır. Hani ceza ile ödülü ne olduğunu iyi tanımlamak gerekiyor. Bunu ben de bundan birkaç yıl önceydi. Annemi adaya bir yere götürüyordum rahmetli. Oturduk. Sağ ol, Allah razı olsun. Hep de böyle annemden söz etmeden olmuyor rahmetli. Televizyonu açtık. Öndeki koltuğun arkasında bir şeyler var. Anneme de açtım. Ben de başka bir şey izliyorum. Annem o film gibi bir şey seyrediyor. Ben de rastgele dolaşıyorum. Bir reklam geldi. Bilmem ne bilmem ne. İşte danışmanlık merkezi mi, eğitim kurumu mu, öyle bir yer. İşte çocuğunuzu cezasız eğitim, cezasız eğitim. Yani o kadar rahatsız edici geldi ki bana. Demek ki burada hem bir şeyi doğru olarak bilmeyen, hem de bildiğini zannedip insanlara ulaşıp bu bilgiyi bir şekilde satan ve kazanca dönüştüren, hani burada da çocuk eğitimini istismar eden bir yapılanma var. Ve bunlar da legal bir yerlermiş gibi çalışıyorlar. Hani yarı cahil olan, hani en kötüsü de o bildiğini zanneden ama bilmeyenlerdir ya. Orada sonra karşıma bazen öyle ebeveynler çıkıyor. Biz bugüne kadar hiç hayır demedik. Nasıl çocuğuna hayır demez? Peki çocuğu nasıl eğittin? Hayır, o gofreti şimdi yiyemezsin. Önce çorbanı içeceksin, yemeğini yiyeceksin, gofreti de ondan sonra yiyeceksin. Yani nasıl hayır demezsin çocuğuna, nasıl öğreteceksin? Hayır, onunla oynayamazsın. Çünkü o oyuncak değil, eldeki kristal vazo. Veya ne bileyim, yani çocuğa hayır diyecek o kadar çok şey var ki. Yani ben diyor çocuğuma sınır koymaktan aciz anneyim veya aciz babayım. Ben çocuğuma hiç hayır demedim ve bunu iyi bir şey gibi de getirip ifade eden anne babalarla karşılaşıyorum. İşte o yanlış bir şeylerin ürünü bu ebeveynler ne yazık ki. Sonra oturup onlarla biz günlerce psikolog arkadaşlarımla beraber ebeveynlik stilleri, çocuğa sınır seçenek, ebeveynlik stili, sınır seçenek çalışıyoruz sürekli. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bilgilerdi. Ben hem kendi hayatımda böyle sizi düşününce merak ettiğim hem de eminim ki sizi dinleyen ve tanıyanların da merak ettiği bir taraftır. Şimdi onunla ilgili bir soru sormak istiyorum. Hava Nükhet İşiten yaşamındaki stres faktörleri ile nasıl baş ediyor? Ben
öyle çok kolay sinirlenen bir insan değilim. Genelde sakin bir yapım var. Ama tabii ki ben de insanım. Arada bir benim de sigortalarım atar. Öyle olduğunda bir dur bir düşün. Sonra harekete geç, çocuklara yaptığım şeyi kendime uyguluyorum. Beni en çok sakinleştiren şey de müziktir. O sırada beni dinlendirebilecek, sakin, genelde de dinlediğim müzikler o tarzdır. Arabada vesaire böyle taşıdığım flash diski takar dinlerim, belli müziklerim vardır. Böyle sakin, güzel, bana hitap eden müzikler beni yatıştırır. Peki, benim şimdi çubuğum vardı. Burası çok karışlar şuradan. Hocam, bir soru daha. Sihirli bir değneğiniz olsaydı, kendinizi işte geçmişe ya da hayatı düşündüğünüz zaman o sihirli değneği nereye değdirirdiniz? Sihirli değnek bizim testlerde çok kullandığımız bir şey bu. Çocuklarda hem kendi idealleri hem ego idealleri kazandırılmış şeyler örtüşüyor mu örtüşmüyor mu? Sihirli çubuk orada kullanırız ama bana da sihirli çubuk sorulur muymuş 60 yaşından sonra? Valla benim eğer sihirli değneğim olsa şu pandemiyi COVID-19'u yok ederdim. Ben de çok bunaldım. Herkes çok bunaldı, bunun farkındayım. Üstelik de şu son dönemde çok mutsuzum, çok üzgünüm. Birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan birini önceki hafta kaybettik. Bir diğeri de sevgili Leyla, dahiliye uzmanı. Şu anda lütfen dualarınızı esirgemeyin. Yoğun bakımda yatıyor, çapada. Geçmiş Ve ekmo cihazına bağlı. O cihazdan sağ çıkan çok nadir. Bu arkadaşımın ilkokula yeni başlayan bir çocuğu, Alzheimer bir annesi var. Yani her üçü içinde bu hayat çok, yani şu anda çok kritik bir dönemdeler. Nereye baksam Leyla'yı hatırlıyorum. İnşallah, bak sihirli çubuğum bir de Leyla'ya dokundurmayı isterdim. Aslında COVID'in hepsine de Leyla'ya ayrıca. Allah yardımcısı olsun o üçünün de. güzel güzel haberlerini alırsınız inşallah. Bizler de dua. İnşallah. Rabbim herkesi sağlığına kavuşursun bir an evvel ve defetsin artık şu illeti dünyanın başından. Evet, gerçekten Amin, amin inşallah. dualarındayız. Ve şey gibi hocam, yani benim eşim sürekli dışarıda sahada çalışıyor ve böyle ara ara Sen de sadece yürek selanik bekliyorsun. hem bekliyorum hem de böyle ara ara şüphelendiğimiz durumlar oldu. İşte haber geliyor, işte karantinaya alınmış yakın zamanda birlikte olduğu kişi hemen evde bir kendini karantinaya alıyor. İşte biraz bekliyoruz, test yaptırdık birkaç kez. Ha, ben bu yoğunlukta hani yayınlar falan çok çıkmayı da tercih etmiyorum. İşte genelde bu odanın içerisindeyim. İyi geliyor da bana, bilmiyorum, bu aralar, bu zamanlar kendime de yatırım yaptığıma inanıyorum. İşte faydalı olmaya çalışıyorum en azından. Ama o ihtimal bile çok yorucu ve yıpratıcı. Yani o yüzden inşallah bir an evvel defolup gitsin. Tüm hastalar, özellikle de Leyla. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Evet, sizin çok sakin bir yapınız var ama ben en azından öğrenciniz olarak sizin o sakinliğinizde bile böyle karşınızda çok heyecanlananlardandım. İlminize sağlık, çalışmalarınıza sağlık. Üzerimde emeğinizde, hakkınızda çok büyük. Bugün dahil olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Ve müsaadeniz olursa bugün bu saatte dinleyemeyenler için de yayını kayıt altına almak ve paylaşmak isterim. Sonra Ben YouTube'da de çok sevinirim. yazacağım, sizi de etiketleyeceğim hocam. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bir de sınıf arkadaşın bugün beni arayacak, bir hastasını konuşacağız onunla. Sana selamı var. Çünkü yarın akşam sizi arayacağım dedi. Ben de böyle böyle bir şeyimizin, yayınımızın olacağından söz ettim. Handan Almanya'ya yerleşti. Onu da söyleyeyim, sana selamı var. Aleyküm selam hocam. Çok dikkat edin kendinize. Umuyorum en yakın zamanda ziyaretinize gelebilirim. Çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Herkese çok selamlar, sevgiler, hoşça kalın, iyi akşamlar.